Şimdi burada arkadaşlar önce ne kullanacağız? Text to speech, yani metni konuşmaya çevir. Tamam mı? Yazılan metin sesli bir hale dönüşecek. O yüzden screen'in üzerinde görünen şu title bölümünde görünen yazıyı değiştiriyoruz arkadaşlar. Burada title bölümüne şunu yazıyoruz arkadaşlar. Metin konuşma. Konuşma. Text to speech diyelim. Text to speech diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Kaç kişi gelmiş ya? Bir anda bir sürü kişi çıktı geldi. 45 kişi mi var şu anda? Text to speech dedik arkadaşlar. Daha sonra buraya bir tane horizontal arrangement yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hizalamak için şeyleri, bileşenleri. Layout bölümünden horizontal arrangement yerleştiriyoruz. Bu horizontal arrangement'ın içerisine bir tane label koyuyoruz. Label. Bu label'ın içerisinde arkadaşlar metin yazacak. Yani bizim konuşmasını istediğimiz metni yazacağız buraya. Metin yazacak. O metinden sonra yazıyı nereye yazacağız peki? Text box'a yazmamız lazım. Hemen bunun yanına bir tane text box. Üzerine yerleşti atıyorum bakın. Üzerine atıyorum. Üstüne mavi çizgi belirdiğinde veya altında mavi çizgi belirdiğinde atarsan horizontal arrangement'ın içerisinde yerleşmez. Dışarıda bir yere yerleşir. Buraya da bir hint, yani ipucu yazıyorum. Şu hint bölümüne, text bölümüne yazmıyorum. Text bölümüne yazarsam burada bir yazı görünür. Hint, ipucu kutusuna yazıyorum. Buraya da metni buraya yazın yazıyorum. Metni buraya yazın. Ya böyle ne olacak? Üzerine gelip beklediğinizde bakın böyle metni buraya yazın şeklinde bir yardımcı etiket çıkacak. Ne yapacağımızla ile ilgili bize bilgi veren, küçük bir bilgi veren. Bir tane de buraya buton yerleştiriyoruz. Yine üzerine bırakıyoruz. Bu butonumuzun üzerinde de konuş yazacak. Text bölümüne gelip konuş yazmasını sağlıyoruz. Yani buraya bir metin yazacağız. Konuş düğmesine tıklandığında bu sesli olarak bize gelecek. Duyacağız. Ve bu sesin yüksekliğini, yani ses mesela ben böyle konuştuğum zaman sesim yüksek. Ama ben böyle konuştuğum zaman dediğim zaman ne oluyor? Sesim alçak. Ve bunu ayarlıyoruz. Ve sesin konuşma hızını. Tamam mı? Bunda yine horizontal arrangement yerleştiriyorum arkadaşlar. Layout bölümünde horizontal arrangement yerleştirdim. Bütün bu bileşenlerin tabii ben böyle sol tarafa yaslanmış olmasını istemiyorum. Varsayılan değer left ama screen'i seçerek ben align horizontal yatayda hizalayı left değil de center yapıyorum. Horizontal arrangement'ın içerisine metin kutusu yerleştireceğim şimdi. Bir tane label yerleştireceğim pardon. Label'dan sonra bir tane slider yerleştireceğim. Bu slider neyi değiştirecek? Şu label 2'yi alalım. Rename diyerek. Pardon rename değil. Buradaki label'ın tekstinde ses tonu. Aslında ses tonu demeyeyim de ses yüksekliği diyelim. Yüksekliği. Yüksekliğini değiştirebildiğimiz slider kaydırma bileşeni olduğunu anlayacağız böylece bunun. Sonra bir tane daha label koyacağım bunun içerisine. Şurada slider'ın hemen yanına. Bunun etiketinde de ne yazmasını istiyorum ben? Konuşma hızı yazmasını istiyorum. Konuşma hızı. Tamam mı? Bunu da yine bir slider'la kontrol ediyorum. İçerisine atıyorum. Ve tabii bu horizontal arrangement ne oldu arkadaşlar? Bunun genişliğini width bölümünden fill parent dersek bu ne olur? Bir de şu biraz daraltmaya çalışalım. Bu slider'ın arkadaşlar genişliğini de değiştirelim. Burada slider'ı seçtikten sonra width'ini 40 piksel yapalım. Biraz küçük olsun. Bütün ekranı ekrandan taşıyor çünkü. Width'ini 40 piksel yapalım. Biraz daha böyle şey küçük olsun. Ve horizontal arrangement'ı da fill parent demeyelim. Otomatik diyelim. İçeriklere göre otomatik olarak genişlesin. Böyle olsun. Tamam mı? Şimdi bu slider'ları alıp düzenleyelim. Bu slider'ın maksimum değeri minimum değerlerine ayıralım. Minimum değeri 0 olsun arkadaşlar. Slider 1'in. Ve maksimum değeri de mesela
İki değil de dört olsun mesela arkadaşlar. Tam position'da, tam ortada olsun. Yani şuradaki kaydırıcının nerede olduğunu, kaydırdığımız bölümü de tam ortada, tam position dediğimiz kısım. Tamam, anladınız mı? Slider 2'de de yine minimum değer 0, maksimum değer 4 ve yine tam position'da 2'ye, tam ortaya koyalım. Tamam mı? Sonra tabii bu yazılan metni sese çevirecek ya, onu yapan bileşen hangisi? Text to speech. O da nerede arkadaşlar, text to speech? Medya bölümünde. Bakın ne yapar? Metni alır ve bu teksti sesli olarak okur. Bunun arkadaşlar yüksekliğini ve hızını ayarlayabilirsiniz demiş arkadaşlar. Bir dil koduyla desteklenen bir dil de ayarlayabilirsiniz aynı zamanda demiş. Böylece kelimelerin telaffuzları değişecektir demiş. Tamam mı arkadaşlar? Mesela işte siz dili arkadaşlar Fransızca ayarlarsanız İngilizce bir teksti sanki bir Fransızmış gibi Fransız aksanıyla konuşmuş olursunuz işte o zaman. Tamam mı? Slider 1'e şöyle bir isim verelim isterseniz. Slider 1. Gerçi Slider 1 ses yüksekliği olacak. Bunu SL'de ses yüksekliği diyelim. Yüksekliği. Böylece kodlama yaparken daha anlaşılır olur. Buna da slider SL'de ses neyi bu arkadaşlar? Ses hızı mıydı? Ses hızı olarak bunun ismini değiştirelim. Başka ne vardı burada? Textbox 1 var. Bu Textbox 1'de de konuşulacak metin diyelim mesela buna. Konuşulacak metin diyebiliriz arkadaşlar. Konuşulacak metin. Okey diyoruz arkadaşlar. Metinimiz burada. Sonra şu düğmeye de BTN konuş diyebiliriz arkadaşlar. Konuş düğmesi. Bu kadar label'lara bir şey dememize gerek yok zaten. Ara birimimiz bu. Küçük kısa bir ara birim. Şimdi Blocks bölümüne geçiyoruz. Blocks bölümünde ne yapacağız? İşte biz konuş düğmesine tıklandığında artık BTN konuş click do tıklama yapıldığında konuş düğmesine ne istiyoruz arkadaşlar biz? İşte burada text to speech'ten nerede bu text to speech? Onu eklememişiz ama biz designer'da şu text to speech'i alıp buraya sürüklüyoruz. Bunun bir simgesel karşılığı yok bakın ekranda. O da non-visible bileşenler, görünmeyen bileşenler altında göründüğü için burada duruyor. Hemen geliyoruz. Burada varsayılan değerler vermiş. Bakın pitch yükseklik ve konuşma hızı değerleri vermiş. İsterseniz bunu Blocks bölümünden ayarlayabileceğiniz gibi Designer'dan da gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada şeyler vermiş, dil kodları vermiş, ülke kodları vermiş bakın gördüğünüz gibi. Blocks bölümüne geliyorum. Konuş düğmesine tıklandığı zaman arkadaşlar ben ne istiyorum? Buradaki text to speech'i alacağım. Bunun speak metodu var. Konuşmasını istiyorum. Mesaj olarak neyi konuşmasını istiyorum arkadaşlar ben? Şurada konuşulacak metin kısmında yazılmış olan yazının metin özelliğini, konuşulacak metnin metin özelliği nedir arkadaşlar? Buraya ne yazıldıysa onun text özelliği odur. Hani text bölümüne şunu yaz diyoruz ya. Bakın şurada mesela text bölümüne eğer bir şey yazarsak varsayılan değer o olur. Ama biz bir şey yazmadığımız için yazdığımızda onun text özelliğini atamış olacağız. Programı çalıştırdığımızda bir şey yazdığımızda onun properties'i özelliği, text metin özelliği o olacak. Bu metin özelliğini de alacağız. Text to speech bileşeninin speak metoduyla arkadaşlar konuşturacağız arkadaşlar bunu. Bu yazıyı sesli hale dönüştüreceğiz. Tamam mı? Verilen metni ne yapar? Sesli hale getiriyor. Slider'larla ne yapacağız peki biz? Şimdi slider bir ses yüksekliğiydi. Position changed burada olayı var. Bu position changed olayı ne zaman tetikleniyor? Şu tam position'ını sen değiştirdiğin zaman tetikleniyor. İşte sen burada yapacağın şey yine text to speech'e geleceksin. Bu text to speech'in pitch
özelliğini değiştiriyorsun, ayarlıyorsun. Neyi ayarlıyorsun? Yükseklik demek pitch. Yüksekliğini ayarlıyorsun. Yüksekliğini ve sesin yüksekliğini de bu tam pozisyonundan gelen değeri atayarak yapıyorsun. Neydi bizim? 1, 0, 1, 2, 3, 4 gibi değerlerimiz vardı. Varsayılan değer neydi? 2 idi. Bu 2 pozisyonunu vermiştik. 2 seviyesinde ses yüksekliğinde konuşacak. Artırdığımız zaman daha sesli konuşacak. Buna bakacağız. Sonra bir de ne vardı arkadaşlar? Ses yüksekliğinden başka ses hızımız vardı. Ses hızını da arkadaşlar yine şu position changer'ı alıyoruz buradan arkadaşlar. Ses hızı position changer'ı alıyoruz. Bu slider'ın üzerindeki kaydırılan bölüm değiştiğinde, tam position değiştiğinde ne yapacağız arkadaşlar biz? Onun sesin hızını değiştirmesini sağlayacağız. O yüzden set text to speech, burada pitch demiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Speech rate diyoruz. Yani konuşma hızı diyoruz. Konuşma hızı neye bağlı olarak değişecek? Bu değişen tam position, yani ses hızı slider'ını kaydırmamıza bağlı olarak, sağa sola kaydırmamıza bağlı olarak şuradan değerini alacağız ve bunu aktaracağız. Text to speech'in konuşma hızı değerini aktaracağız. Böylece sesin hızı değişmiş olacak. Anladınız mı arkadaşlar? Deneyelim mi? Evet, iyi oldu. Şu an aktarıyor. Barkodu okumadı. Hocam bir şey soracağım. Evet, şimdi şey yapıyorum. Ekranımı paylaşıyorum. Dinleyin. Okey diyorum. Screen diyorum. Şimdi ekranımı paylaştım sizinle. Burada metni buraya yazın demiş. Şimdi metni yazıyorum. Buraya ne yazalım mesela? Merhaba. Hello world. How are you yazalım. Merhaba dünya, nasılsın? Konuş diyelim. Hocam benimki Türkçe olduğu için mi olmadı? Yok, Türkçe adam da okur. Bakın konuşma hızını azalttık. Nasıl konuşuyor? Duymaya çalışın. Bir hızını artıralım. Fark ettiniz mi? Evet Evet hocam. Evet hocam. Bir ses yüksekliğine bakalım. Ben hiçbir şey anlayamadım. Ses yüksekliği. Hocam daha çok ses kalınlaşıp gibi. Ses kalınlaşıp inceliyor gibi. Aa, bir daha. Hello world. How are you? Ha, bu arkadaşlar ses yüksekliği değil. Ton ton. Yani biri kalın, biri ince. Biz bunu anlayamamışız. Ses tonu yüksekliği değil, bu ses tonuymuş. Hemen değiştirelim bunu biz. Tamam. Evet. Şey yapayım. Stop share diyeyim. Buraya hemen bir düzeltme yapalım. Bu ses şey değil arkadaşlar. Reset connection Ses değil. tonu. Ses tonuymuş o. Abo. Ses tonu. Ses yüksekliği değil, tonu. Hocam bir şey Yani söyleyeceğim. kalın tam inceye doğru gidiyor. Ders ben de Anladın hocam mı? 40